Oradaki bu çalışma Genelkurmay Başkanı'nın bilgisi dahilinde midir? Yapması gereken iş derhal o gerekli kararı almak, onu oradan uzaklaştırır. Yapması gereken budur. Siz yapar mıydınız? Evet, hiç tereddüt yok. Tamamen böyle yapardım. Her şey konuştu. Darbeyi, Genelkurmay'ı, referandumu, hükümeti, hatta kendi genel başkanlığını bile. CHP lideri Deniz Baykal 32. günde Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar'ın sorularını yanıtladı. Darbeyle sorun çözmenin mümkün olmadığını göstermişti. Darbe iddialarıyla ilgili olarak o dönem bitmiştir, kapanmıştır dedi Baykal. İlginç de bir tespit yaptı. Asker değerlendirmiş ama harekete geçmemiş. Türkiye'de artık derdiyle Türkiye'yi bir yere taşımanın kesinlikle mümkün olmadığı çok açık bir gerçektir. Şimdi yaşanan olay artık darbe tehdidinin ortadan kalktığı bir noktada. Darbe atraksiyonu yaparak, darbe üzerinde işte çeşitlemeler gerçekleştirerek onun siyasi rantını sağlamaya yönelik bir tablo. Şu ana kadar ortaya atılan iddiaların bu konuda o dönemde ciddi, sistematik bir iç değerlendirmenin yapıldığını ortaya koyuyor. Bunu bir türlü ortak bir karara dönüştürememişlerdir. Doğru bir karara ulaşmışlardır ve bunu uygulamamışlardır. Baykal hükümeti komployla suçlarken sanki gizli bir mücadeleden söz eder gibi çok çarpıcı bir tespit yaptı. Türkiye'de darbe tehdidi şu anda yok ama komplo tehdidi var. Şu anda söz konusu tehdit komplo tehdididir. Darbe söylemi var. Darbe siyaseti var. Darbe ticareti var. Ama komplo gerçeği var. Bir iktidarın yenmesi gereken hedef kendi silahlı kuvvetleri değildir. O silahlı kuvvetler iktidarın da tüm Türkiye'nin de huzuru, barışı, güvenliği için görev yapmak durumundadır. Siz onu hedef haline getirirseniz, onu yenmeye çalışırsanız, onu ezmeye çalışırsanız Türkiye'ye iyilik yapmazsınız. İyi bir şey yapmazsınız. CHP lideri başbakana iddialar ciddiyse Genelkurmay Başkanı'nı derhal görevden al demişti. Yapması gereken iş derhal o gerekli kararı almak, onu oradan uzaklaştırmak. Yapması gereken budur. Siz yapar mıydınız? Evet, hiç tereddüt yok. Tamamen böyle yapardım. Bir an bile tereddüt etmezdim. Siz destekler miydiniz başbakanı peki görevden alsaydı? Elbette. Ama yanılırsam hiç şüphe yok. Tabii. Baykal'a referandum da soruldu. Referandum tuzaklarla doldu. Referandumun kendisi millete karşı bir tuzaktır. Ama o tuzağı kuranlar o tuzağın içine düşebilirler. Ve Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığı. Bu Deniz Baykal'ın son seçim mi olacak? Yani bu bekleyiş içinde olanları mutlu edecek bir açıklama yapmama imkan yok. Sarıgül alıyor mu sizden kravatın çok güzel. Çok teşekkürler.